Evet, geçen zekat ile alakalı bir bahis okumuştum. Şimdi aynı yerden devam edelim. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan Ez-zekatu kantaratul İslam hadisi şerifi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların hey'eti içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Alemi beşerde hayatı içtimaiyenin hayatı muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet, zekatın vücubu ile ribanın hürmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Beşeriyeti düzeltecek olan ıslah edecek olan çare, çözüm, deva, reçete, panzehir iki kelimede saklı diyor Bediüzzaman. Vücubu zekat, hürmeti riba. Zekatın kanun eliyle, devlet ricali ile resmileştirilmesi, kanun haline getirilmesi farzdır İslam devletinde. Böyle münafık, Kemalist, laik, diktat rejimde bu mümkün değildir. İkincisi, farzın kaldırılması, lağv edilmesidir. İki kelime. Evet, eğer tarihi bir nazarla sahife-i aleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi, ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alem insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran, birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nev-i beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bol çevikliğe sevk edip terakkiyat asayişi mahveden, ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmeti ribadır. Arkadaş, heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Zengin ile fakiri aralarını bulmak, barıştırmaktır. Değil mi ya? Nispi olarak zengin ifadesini kullanıyor Üstad Hazretleri. Yoksa zengin olan ancak ve ancak Cenab-ı Hak'tır. Ayet mealidir. Fakir olan ise kesinlikle beşeriyettir, insanlıktır. Çünkü zengin demek hiçbir şeye ihtiyacı olmayan demek. Her şeyi olan demek değil. Fakir ise her şeyi olmasına rağmen tırnak içerisinde ihtiyaç sahibi olan demektir. İhtiyaç sahibisin ki her şeyin var. Cenab-ı Hak ise hiçbir şeye ihtiyacı yok ki her şeyi yok. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın vasıflarını, sanatını bilmeyen insanlar yanlış kelimeler seçiyorlar, kullanıyorlar. Cenab-ı Hak zengindir çünkü muhtaç değil.
fakir değil, ihtiyaç sahibi değildir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, o yüzden zengindir. İnsanlık ise fakirdir. Çünkü her şeye ihtiyacı vardır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Yolda görse birbirlerine selam vermeyen zengin ile fakir, faizin kaldırılması ve zekatın kanunlaştırılması ile birbirlerine sarılırlar. Aralarındaki buzlar erirler. Kavga musalahaya dönüşür. Kin ve adavet, muhabbet sıfatına yerini terk eder. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücubu zekat ile hürmeti ribaya müraat etmediklerinden tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hattı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Evet arkadaşlar, maske ile okuyorum. Sesim biraz farklı, birazcık tuhaf ve garip gelebilir. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahuma sebep iken tekebbür ve gurura bahis oluyor. Tabakayı fukaradaki az ve fakirlik ihsan ve merhameti mucib iken esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen alemi medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. Bilhassa tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiye'den olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur iddihaz edilmesi ile olur. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْكِنُونَ Kur'an-ı Kerim, bu ayet gibi çok ayetlerde terkiplerin, kelamların muhtemel bulundukları ihtimallerden, vecihlerden bir ihtimalini veya bir veçini bir emare ile tayin etmemekle nazm-ı kelamı mürsel ve mutlak bırakmıştır. Bu da icazı intac eden icaza menşe olarak latif bir sırdır. İcaz mucizedir arkadaşlar. İcaz belagattır, edebiyattır, sanattır. Ladinice huruf okuyarak bunları birbirinden tefrik edemez, fark edemez, ayıramazsınız. Harflerden tanıyamazsınız. Osmanlıca okumalısınız. Belagat, muktezai hale mutabakattan ibarettir. Kur'an'ın muhatapları muhtelif asırlardan mütefavit tabakalardır. Bu tabakalara müraaten muhabere ve mukalemeyi o asırlara teşmil etmek üzere çok yerlerde tamim için hasf yapıyor. Çok yerlerde nazm-ı kelamı mutlak bırakıyor ki ehli belagat ve ulûm arabiyece güzel görünen vecihler, ihtimaller çoğalsın ki her asırda her tabaka fehimlerine göre hissesini alsın. Bu ayeti makavliyle nazım ve rapt eden münasebet, Kur'an-ı Kerim evvelki ayetle tamim yaptıktan sonra bu ayetle tahsis yapmıştır. Evet, bu ayet ehli kitaptan iman edenleri tahsisle şereflerini ilan ve imana gelmeyenleri imana teşvik ediyor. Abdullah İbni Selam ele alınarak diğerlerinin Abdullah İbni Selam gibi olmaları için yapılan teşvik gibi. Ve keza Kur'an-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve Risalet-i Muhammediye'nin bütün milletlere şamil olduklarını tasrih etmek üzere her iki ellezine ile muttakinin her iki kısmına tahsis edilmiştir. Ve keza
yu'minûne bil gâib sadefinde bulunan imanın rükünlerini beyan etmek için icmalden sonra tafsile geçmiştir. Çünkü bu ayet kitaplara, kıyamete sarahaten Resul ve melaikeye zımnen delalet eder. Kur'an-ı Azimüşşan burada vel mu'minûne bil Kur'an gibi icazlı ifadeleri terk edip وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ile itnabı ihtiyar etmiştir. Şu itnab, bu makamı yüksek nükte ve letaif ile tezin etmek için ihtiyar edilmiştir. 1-